Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlerle beraber KPSS ortaöğretim atama puanları kaç? En küçük taban puan ve tavan puanları kaç? Yani hangi bölümün taban puanı kaç, tavan puanı kaç? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Kılavuzları tek tek inceleyeceğiz. 3 tane kılavuzumuz var karşımızda ve çeşitli alımlar var. Bu alımlar üzerinden taban puanları inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim ve videoları beğenip kanala abone olabilirsiniz bu tip içeriklerin devamı için. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi başlayalım isterseniz. İlk alımımıza baktığımızda 2024'ün ilk alımına baktığımızda bu şekilde bir alım yapılmış arkadaşlar. Burada baktığımızda hasta bakıcı alımı yapılmış. Burada kadro sayısını görebilirsiniz. Burada da en küçük puanla atanan ve en büyük puanla atananlar. Burada da kurum adımları isimleri var. Hasta bakıcı atamaları yapılmış. 60 ile 67 puanla atamalar yapılmış. Daha sonra vagon teknisyeni atamaları yapılmış. Burada da puanları yazıyor. En düşük 78 puanla atamaları yapılmış. Pardon. Daha sonra teknisyen alımı yapılmış arkadaşlar. Baktığımızda burada teknisyen alımlarını görebiliyorsunuz. Hizmetli alımı 77 ile şoför 93 ile alım yapılmış. Tabii kurumdan kuruma bu puanlar değişiyor. İlerledikçe göreceksiniz. Tekrar burada birçok teknisyen alımı yapılmış. Teknisyenin ne demek olduğunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Açıp bakabilirsiniz. Burada memur alımları yapılmış 80-85 puanlarla. Sağlık memuru alımı yapılmış 77 puanla. Bu şekilde alımlar yapılmış bu kılavuzumuzda. Bir sonraki kılavuzumuza geçelim arkadaşlar. Burada da Sağlık Bakanlığı birçok kuruma personel ataması yapmış. Burada baktığımızda şoför görüyorsunuz. Ambulans şoförü olabilir veya diğer araçların şoförleri olarak çalışabilirsiniz. Burada puanları var. Puanlarına bakabiliyorsunuz buradan. Biraz daha yakınlaştırayım sizler için daha rahat görün diye. Evet, bakın burada hemşire alımı yapılmış. Tabii lisede hemşire okuyanlar sadece buna başvurabiliyor. Herkes başvuramıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar puanları görebiliyorsunuz. Burada sağlık teknikeri alımları var. Acil yardım, anestezi, tıbbi sekreter şeklinde alımlar yapılmış. Aşağı indikçe şoför alımları, acil yardım ve tekrar şoför alımlarını görebiliyorsunuz. Hemşire alımları çoğunlukta yapılmış bayağı. Burada tekrar sağlık teknikeri alanları var. Burada laboratuvar, röntgen şeklinde, tıbbi sekreter şeklinde bakabilirsiniz. Bir kılavuzumuz da var. Birazdan oraya da geçiş yapacağım. Şimdi burada tek tek bakalım. Burada çok fazla hemşire ve şoför alımı var arkadaşlar. Siz videoyu durdurup puanlarına bakabilirsiniz. Burada kurum isimleri var. Ekranı biraz yakınlaştırdım çünkü çok uzak duruyordu. Şimdi uzaklaştırdım. Bakın kurum adımla isimleri var. Hangi şehirde alımlar yapılıyor bakabiliyorsunuz. Hemen aşağı hızlıca iniyorum. Tıbbi sekreter alımı var, şoför alımı var, hemşire alımı var. Genellikle benzer kontenjandan alımlar yapılmış burada. Dikkat ettiğimizde. Bu şekilde burada da alımlar var arkadaşlar. Bir sonraki kılavuzumuza geçelim. Burada bakın farklı kurumlar gene alımlar yapmış. Misal Orman Bakanlığı güvenlikçi alımı yapılmış. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılmış. Burada puanlarını da hemen görebilirsiniz. Puanları biraz da yakınlaştıralım isterseniz. Bakın burada sayısı var. Kaç kişi alım yapılmış. Her şehir burada şehirlerin isimleri var. Hangi bölgede hangi şehirde alımlar yapılmış. Buradan bakabilirsiniz. Bütün puanları gözüküyor. Koruma ve güvenlik. Daha sonra şoför alımları var. Birazdan temizlikçi alımlarına da bakacağız sizlerle beraber. Hem puanlarına da bakmış oluyorsunuz. Çünkü çok soru geliyor. Hocam bu puanla atanabilir miyim şeklinde çok soru geliyor. Onun için bu içeriği de çekmek istedim. Bunun gibi içeriklerin devamı da gelecektir. Bakın burada birçok şoför, çok fazla şoför alımı var. Bakabilirsiniz. Burada puanlar değişiyor. Her kuruma başvuran puanlar değişiyor. Buradaki puanların değişme sebebi şu. Misal buradaki kuruma en düşük 77 puanla giriş olduğu için arkadaşlar en düşük bu, en yüksek de bu şekilde puanlar değişebiliyor. Her kurumun başvuru şekli değişebiliyor. Mesela bir kuruma 5 kişi başvurmuş. Hepsinin puanı 80 ise en küçük puan 80 oluyor. Bu şekilde bir sınırlama yapıyorlar. Burada gördüğünüz gibi hepsi şoför alımı var. Aşağı iniyorum. Aşağıda temizlikçi alımı da var. Onu da göstereyim sizlere. Bakın burada destek personeli, temizlik görevlisi alımı da yapılmış. Temizlik görevi alımları da genellikle 80 küsür puanlarla yapıldığını görebiliyoruz. Yer yer 79'a kadar 78'e kadar inmeler de olmuş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birçok alım görüyorsunuz. Hepsi temizlik görevlisi. Bu alımlara arkadaşlar ÖSYM üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Yani tercih vererek yerleşiyorsunuz. Bunun dışında alımlar var mı? Var tabii ki. Üniversite alımları var. Onlara da
sistem üzerinden, yani ilanlar geldiğinde üniversite üzerinden başvuruda bulunabiliyorsunuz. Onlar da memurluk kategorisinde, yani atandığınızda orada da aynı şekilde görevinizi yapabiliyorsunuz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.